Evet, ekranda görüyorsunuz KRT muhabiri Hüda Aslan'ı dün Çağlayan Adliyesi'nin önünden o kararı sıcak gelişmelerle birlikte, konuklarla birlikte bize aktarmıştı. Bugün nerede? Bugün Beyoğlu'nda Makine Mühendisleri Odası'nın hemen önünde, çünkü orada Taksim Dayanışması'nın yaptığı bir protesto var. Elbette dün alınan kararlarla ilgili kameraman arkadaşımız İsmail Işık'la birlikte. Hüda, hemen sana dönelim. Neler yaşanıyor? Bir basın açıklaması yapılmak istendi mi? Yapılacak mı? Nedir durum orada? Evet Seçil, açıklama yapıldı. Bir sorun yaşanmadı. Açıklamanın ardından artık grup yavaş yavaş dağılmaya başladı ama kameraman arkadaşım İsmail Işık size çevreyi biraz göstersin. Taksim'de İpek Sokak'tayız. Yaklaşık 10 dakika önce burada iğne atsan yere düşmez terimi var ya, o terimi kullanabilirdik. Şimdi açıklamanın ardından yavaş yavaş grup dağılmaya başladı. Peki kimler vardı burada? DİS Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu buradaydı. TİP Milletvekili Ahmet Şık, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Berkin Elvan'ın annesi. Şimdi DİS Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun TMOB binasından çıkarken görüyoruz aynı zamanda. Az önce burada açıklama sırasında buradaydılar. Haydi. Peki neden buradaydılar? Bir gezi ruhunu yaşatmak istiyor açıkçası. Taksim Dayanışması ve TMOB bu yüzden burada toplandılar. Dün Gezi Parkı davasını, kararı takip ettik. Kararda ne çıkmıştı hatırlatalım. Osman Kavala anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçlamasıyla yargılanıyordu ve hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası çıktı. Karar verildi. Aynı zamanda diğer 7 sanık hakkında da, ki aralarından biri TMOB üyesi mimar Ayşe Mücella Yapıcı'ydı. Aslında bugün toplantının asıl nedenlerinden, asıl isimlerinden biri de oydu. Onun için toplandılar. 72 yaşındaki Ayşe Mücella Yapıcı 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İpek Sokak'ta olduğumuzu söyledik. TMOB binasının hemen önündeyiz. Dün Taksim Dayanışması kararın açıklanmasının ardından önce Çağlayan Adliyesi'nde bir araya geldiler. Orada bir açıklama yapıldı. Daha sonra bugün saat 19 için çağrıda bulundular ve saat 19'da açıklama yapıldı. Taksim çevresi dört bir yandan çevrelenmiş durumdaydı. Polis her yerde Taksim'i abluka altına aldı. Aynı zamanda şimdi aldığımız bir bilgiye göre İstiklal'e geçişe de izin verilmiyor. İletişimci yazar Ayşen Şahin buradaydı. Şimdi de bizlerle birlikte hemen kendisine mikrofonu uzatalım, soralım. Bugün bir coşku vardı burada. Zaten niyet de buydu aslında. Buraya gelirken de bu amaçla toplandı herkes. Hem kararın hüznüyle hareket etmeyeceklerini ifade etmişlerdi dün. Yine o coşkuyla burada toplandılar. Aslında bir bakıma yıllar öncenin coşkusunu da gördük diyebiliriz. Ne düşünüyorsunuz? Olaysız bir buluşma aynı zamanda. Evet, şimdi konuşuyorduk. Neredeyse eziliyorduk ama bu duyguyu özlemişiz. Bu kadar insanı özlemişiz. İnsan insanın umuduymuş. Dün akşamki o üzüntüden diyeyim ve kederden bugün kurtulduk diye düşünüyorum. Bu kalabalık umut verici bir kalabalık. Buradan sonra tabii ki önümüzde bir Mayıs var. 1 Mayıs'taki kitle de aslında toplumun söylemek istediklerini dile getirmesi açısından önemli bir gün olacak. Oradaki kitlenin de beklenenden çok daha fazla olacağını düşünüyorum. Çok yakın bir tarih çünkü. Yalnız değildir sözünün havada kalmadı, ayağının yere bastığı bir gün yaşadık bugün burada. Müdahale olması zaten imkansızdı. Çünkü bu müdahale demek bu sokağa sıkışmış binlerce insanı mahvetmek anlamına gelirdi. Yani biraz önce atılan sloganda da olduğu gibi örgütlü bir halkı hiçbir güç yenemez gibi bir şey yaşadık aslında burada. Yani herkesin söyleyecek çok şeyi var bence bu sürece dair. Geziyi çıkaran, gezide insanları sokağa döken sebepleri, nedenleri düşündüğümüzde, internet yasaklarını, kentsel hafızanın darbe görmesi, kadınlar aleyhinde söylenen sözler, bir takım hakların kaybedilmesi, işte bu rant düzeni vesaire. Şimdi düşündüğümüzde aslında misliyle yaşıyoruz bunları. Simge isimleri yargılayarak, hapse atarak bir korku imparatorluğu yaratma çabasıydı ve aslında toplumsal muhalefete de bir ihtardı bir nevi. Bir restti ve bugün o
blöfü görmediğini gösterdi halk diye düşünüyorum. Yıllardır süren davalar, beraat kararları, tutuklama kararları, çok sayıda dava ve duruşma gördük. Ama dünkü karar açıkçası siyasileri, muhalefeti üzen bir karardı. Aynı zamanda bugün bu destek için, onlara destek vermek için burada toplandılar. Bu karar istinafa taşınacak büyük ihtimalle, daha sonra Yargıtay'a taşınacak. Biraz da karardan bahsetmenizi isterim. Dün aslında bence Sezgin Tanrıkulu çok güzel bir şey söyledi. Kararın yorumlanacak hiçbir şey yok. Çünkü o kararda da bu süreçte de hukuk adına bir şey yok. Bu siyasi bir karardı. Davaları takip edenler görecektir zaten. Ne heyet, ne savcı, ne savunmaları, ne avukatları zaten dinlemedi bile. Ortada bir tanıt yok, ortada bir suç unsuru yok, ortada bir mesnet de yok aslında. Tamamıyla siyasi bir karar. Yani bunu hukuki değerlendirmek, yani elma ile armutu karşılaştırmak gibi bir şey. Yani çıkacak sonuç tahmin ediliyordu ama oradan tutuklamaya almak çok büyük bir resti. Yani bu yapılacak bir şey değil. Kavala zaten daha önce beraat ettiği suçtan tutuklandı. Daha önce salıverilmediği suçtan beraat etti. Bu tamamen zaten hukukun temel ilkelerinin ilgası anlamına geliyor. Ortadan kaldırması anlamına geliyor. Dolayısıyla onu hiç hukuki yorumlamaya ya da hani sonucu yorumlamaya çalışmayalım. Bunu seçime giden yolda toplumsal muhalefete, halka, çeşitli kitle örgütlerine siz bir adım geri durun demek istediler. Bunu da bu kitlenin iyi göstediğini düşünüyorum. Bundan sonra neler olacaktı? Mob yalnız bırakmayacağız, eylemlerimiz ve ses getirişlerimiz devam edecek dedi. Sizce bundan sonra neler yaşanacak? Biz bundan sonra tıpkı 9 sene önce olduğu gibi Taksim dayanışmayı takip etmeye ve onları dinlemeye devam edeceğiz. Dediğim gibi şimdi önümüzde 1 Mayıs var. 1 Mayıs'ta da halk ne diyor, işçi ve emekçi sınıfı ne diyor, bir de onu dinleyeceğiz. Ve seçim eskisi kadar umutsuz, kederli ve bitkin girmeyeceğiz diye umuyorum, düşünüyorum. Ben teşekkür ederim. Seçim. Merhaba. Merhabalar. Merhaba. Siz bir şey söylemek ister misiniz Osman Bey? Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Aysel Hanım. Evet, Aysel Hanım. Aysel Hanım'a bir iki laf edin. Biraz Aysel Hanım, neler düşünüyorsunuz? Bugün coşkulu bir kalabalık vardı. Aslında dün hüzünlü bir, hepiniz için hüzünlü bir karar çıkmıştı duruşma salonundan. Ancak bugün gerçekten İpek Sokak'ta yoğun bir kalabalık vardı. Coşkuluydu aynı zamanda. Yalnız bırakmayacaklarını söylediler yargılanan isimlere. Siz neler söyleyeceksiniz? Ya üzgünüm, kızgınım, kırgınım. Koskocaman bir gezi davası bizim ekipten 3 kişinin sırtına yüklendi. Hepimiz oradaydık. Gönül isterdi ki bu kalabalık dün de Çağlayan'da olsun. Hatta daha da fazlası. Çünkü gezide milyonlar vardı. Dün Çağlayan'da, üstelik de bilinen karar duruşmasında da o milyonların olması gerekiyordu. Ama çok buruğum, üzgünüm, biraz yalnız kaldık. Burası biraz telafi etti onu. Bizim arkadaşlarımız yalnız değil, çünkü hepimiz gezideydik zaten. Bu mücadeleyi hep beraber başladık, hep beraber sürdürdük. Ve sonuna kadar da arkadaşlarımızı tabii ki yalnız bırakmayacağız. Özellikle Mücella, bizim her şeyimiz, Can, Tayfun özelinde gezi davası TMOB'un, tüm İstanbulluların, tüm Türkiye'nin davasıdır. Sonuna kadar onlarla beraber daha mücadele bitmedi, mücadeleye devam. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. Evet Seçil, kalabalığı görüyorsunuz sizlerle. Buyurun Osman Bey, buyurun. Bu bir siyasi karardır. Bunu herkes biliyor. Ve bu kararın arkasında TMOB ve diğer bileşenlerin tamamı arkasında olacağız. Sonuna kadar da savunacağız. Atılan sloganlar gibi. Bu daha başlangıç. Mücadeleye devam diyorum. Teşekkür ediyoruz. Sloganları hepimiz oradaydık Seçil.
ve bugün gerçekten bu kalabalıkla herkesin burada olduğunu bir kez daha gösterdiler. Umutlular aynı zamanda, karara karşı üzgün olduklarını dile getiriyorlar elbette ama kabul etmediklerini de sıklıkla söylüyorlar. Dün Gezi Parkı davasından, duruşma salonundan bir karar çıktı. Osman Kavala tutukluydu 4,5 yıldır. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Diğer 7 sanık da 18 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya. Elbette bu karar önce istinafa sonra da Yargıtay'a taşınacak. Bunu ifade ediyorlar kendileri. Bugün dün yapılan çağrının üzerine TMOB binasının hemen önüne geldik ve bir kez daha Gezi sanıklarının yanında olduklarını ifade ettiler diyelim. Sözü yeniden buradan sizlere bırakalım. Çok teşekkür ediyoruz Hüda Aslan'a ve kameraman arkadaşımız İsmail Işık'a. Onlar bugün orada TMOB'un önünde Taksim dayanışmasının protestosunu ve basın açıklamasını takip ettiler. Tabii pankartlar net, verilen mesajlar net. Bu daha başlangıç denildi bugün Taksim dayanışmasının protestosunda. Ayşen Şahin'in kullandığı bir cümle var. Örgütlü halkı hiçbir güç yenemez ve Gezi halk isyanıdır. Pankartlarını da gördük muhabirimiz Hüda Aslan'ın arkasında. Ama sorunsuz bir şekilde basın açıklaması yapıldı. Bunu da